Kurban Allah'a yakınlaşma vesilesi, Allah'ın emir ve yasakları konusunda kayıtsız ve şartsız teslim oluşumuzun bir sembolüdür, bir ifadesidir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kurbanlık hayvanlardan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şiarları oluşundan, sembolleri oluşundan bahseder. Kurbanlarımızı keserken aslında bütün varlığımızdan, bütün dünyalıklarımızdan, dünya adına kıymet verdiğimiz her şeyden vazgeçebileceğimizi ifade etmek için Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dünyada en sevdiği varlık olan İsmail'inden vazgeçtiği gibi vazgeçebileceğimizi göstermek için kurban kesiyoruz. Bu düşüncelerle kurban ibadetini eda etmeye gayret ediyoruz. Kurban ibadetini eda ederken bir kısmımız şehirlerde yoğun yaşama alanlarında oturmamız dolayısıyla, bir kısmımız yaşlı, hasta, uğraşacak durumda olmamamız dolayısıyla, bir kısmımızın maddi imkanları oldukça yerinde olmasından dolayı birden fazla kurban kesebilecek durumda olmamız, hatta birden fazla aynı evde kurban kesmemiz üzerimize vacip olması dolayısıyla vekaletle kurban kesme kampanyalarına katılma ihtiyacı duyabiliyoruz. Hakikaten yurt içinde ve yurt dışında bizim kesmiş olduğumuz ya da vekalet verip kestirmiş olduğumuz kurban etlerine ihtiyaç duyan çok sayıda garip, yetim, yoksul, muhtaç ve mağdur var. Elbette bunların azalmasını diliyoruz. Azalması için gayret ediyoruz. Ama Türkiye Diyanet Vakfı marifetiyle bu sene 147 ülkeye gidecek, geçen sene 139 ülkeye gitmiş olan arkadaşlarımız bölgede gördüklerini, gittikleri ülkelerde yaşamış olduklarını anlatırken, bazı bölgelerde insanlar bir parça, bir kilo, iki kilo eti aldıktan sonra parçalara bölüp kurutuyorlar, sonra onu öğütüyorlar, öğüttükten sonra yemeklerini yaparken lezzet katsın diye yemeklerine katıyorlar şeklinde gözlemlerini, hatıralarını anlatıyorlar. Bir şu an ilde görev yapan müftü arkadaşım, filan ülkeye gitmiştim, onların muhtaç halini, onların sefaletini gördükten sonra artık kurban kesemez hale geldim, hep bağışlar hale geldim şeklinde gözlemlerini anlatıyordu. Kıymetli kardeşlerim, eğer kurbanınızı kendiniz kesmeyecekseniz, vekaletle kurban kestirecek emin bir el, emin bir kapı, güvenli bir müessese arıyorsanız, Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte kurban kesim kampanyaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfı, sizin aramış olduğunuz en güvenli limanlardan, en emin ellerden bir tanesidir. Çünkü Diyanet Vakfı denetlenebilir, hesap verilebilir olmak durumdadır. Hesap verebilir olmak durumundadır, mecburiyetindedir. Belli aralıklarla hem kendi müfettişleri, hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın müfettişleri, hem devletin ilgili başka kurumlarının müfettişlerinin denetimine açık durumdadır. Diyanet Vakfı 140 bin civarında memleketimizin her köşesinde ve millet varlığımızın bulunduğu yerlerde, coğrafyalarda, ülkemizin dışındaki ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, kardeşlerimizin bulunduğu her yerde görev yapan din gönüllüsü hocalarımızın temsilciliğini yürüttüğü, gönüllü olarak hizmetlerine katkıda bulunduğu, her insan topluluğumuzun bulunduğu yerde bulunabilen güvenli bir limandır hakikaten. Ve Diyanet Vakfı bizizdir aynı zamanda. Bu sene inşallah 147 ülkede arkadaşlarımız kurban kesmek üzere hazırlıklarını yaptılar. Geçen yıl 257 bini aştık hamdolsun sizlerin desteklerinizle. Sizlerin bağışlamış olduğunuz kurbanlıklar Afrika'dan
uzak doğuya kadar, Myanmar'dan Gazze'ye kadar, Filistin'e kadar, ülkemiz içindeki dezavantajlı bölgelerden Balkanlara, Orta Asya'ya kadar her bölgeye sizin kurbanlarınız, arkadaşlarımızın Türkiye Diyanet Vakfı çalışan ve gönüllülerinin marifetiyle ulaştı. Kurbanlarımızın tamamını gerek evde kestiklerimizi, gerek vekalet vermek suretiyle kestiklerimizi Cenab-ı Hakk'ın kabul etmesini niyaz ediyor. Sizlerin, bizlerin, dünyanın pek çok bölgesindeki kardeşlerimiz için bir yardım eli olmayı nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan tekrar temenni ediyor. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum.